Kösem Sultan. Boşuna umutlanma. Buradan çıkacağını, affedileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Buna siz değil. Ancak hünkârımız karar verir. Ne oldu şimdi? Zindana düşünce tahtından etmek istediğin hünkâr oğlumdan medet umar olduğunu bakıyorum. İthamlarınızın hepsi hayal mahsulü. Mührümün çalınması, payitahtı saran alevler. Bunların hepsi hayal mahsulü mü? Boşuna çırpınıp durma Gülbahar. Masken düştü. Ben senin esas yüzünü biliyorum. Ester de zulmünden nasibini almış. Ne oldu, ne yaptın ona? Ester Hatun'a ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yerinizde olsam burada daha fazla vakit harcamazdım. İki lafından biri yalan. Bu yalanların senin başını yakacak. Dua et de acısız bir ölümün olsun. Tebrik ediyorum seni. Hepimizi kandırdın. Doğrusu aklımın ucundan bile geçmesi. Nasıl böyle bir ihanetin içinde yer alırsın? Neyle itham ediyorsun beni Ester? Hepimiz bu savaşta menfaatimiz neyi icap ediyorsa. İstikbalimiz neredeyse orada saf tutuyoruz. Ne istikbalı? Yakında sen de. Hünkârımızın kuyusun kazanı. Ahizade Efendi de. Hesap vereceksiniz. Sen Müftü Efendi'yi nereden biliyorsun? Yalnızca ben değil. Kosem Sultanımız da biliyor. Ne sanıyordun? Ulema Oleto Planer isyan çıkarmaya çalışırken her şeyden bir haber olacağımız mı? İplinizin pazara çıkması yakın. Paşam. Olacak iş mi? Kösem Sultan ulemanın içtima ettiğini nasıl öğrenir? O kadarını bilmiyorum Müftü Hazretleri. Bir şeylerin yolunda gitmediği aşikar. Gülbahar Sultanımızdan da geceden beri haber alamıyorum. Ben de oğlumu ikaz edeyim. Onu da huzursuz ederler şimdi. İyi olur. Yadigar Paşa'ya Sultan Murad'ın işini bitirmesi için talimat yollamıştım. Lakin muvaffak oldu mu bilmiyorum. Olamadıysa başımız dertte demektir. Sultan Murat payitahta döner ve gizli meclisinizi öğrenir. İşte o vakit öfkesinin önünü alamayız.
Bu meclisi kendim için toplamadım Sinan Paşa. Herhalde bir tavsiyen vardır. Bir bahaneyle payitahttan ayrılmanızı tavsiye ediyorum. Vaziyeti bir görelim. Sonra karar veririz. Paşa, bunu ne sen söyledin ne de ben işittim. Ben bu yüce devletin Şeyhülislam'ıyım. Öyle fareler gibi kaçacak değilim. Padişah dahi olsa bana dokunamaz. İznik kadısını idam etmeye benzemez. Ne olacak peki Müftü Hazretleri? Nasıl sıyrılacağız bu beladan? Madem Kösem Sultan meclisimizi öğrendi, öyleyse saklamanın bir manası yok. Valide Sultanım. Şeyhülislam Hazretleri. Söyleyeceklerim hayli mühim. Hususi görüşmemizde fayda görüyorum. Mehmet Paşa'dan gizli saklım yok. Ne diyeceksen onun yanında de. Söze nasıl başlasam inanın bilmiyorum. Hünkârımız aldığı tedbirlerle sükuneti sağlamak bir yana fitne ateşini körüklüyor. Evvela yüzlerce insanı payitahtta idam ettirdi. Akabinde yasaklar geldi. Malumunuz tütün içenler tek tek tespit edilip idam olundu. Daha da beteri padişah efendimiz ulemadan bir zatı İznik kadısını sorgu sual etmeden cezalandırıp şehrin meydanına astırmış. Biz de bu vahim hadiseler üzerine dün gece ulema ile içtima ettik. Sultanım, mecliste konuştuklarımızı bir telhisle size arz etmek isterim. Valide Sultanımız olarak padişah efendimize itidalli davranması ve ulemanın sözlerine kulak vermesi için nasihatlerde bulunmanızı rica ediyorum. Eksik yazmışsınız Müftü Efendi. Burada Hünkaroğlu'mu hal edip yerine Şehzade Bayezid'i tahta çıkaracağınızı yazmamışsınız. Neye hayret ediyorsun bre gafil? Bunlar senin sözlerin değil mi? Sultanım, nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyleri? Nedir bunun manası? Bunun cevabını sen vereceksin. Oradaydım ben. Kendi kulaklarımla işittim. Bu ihanetin hiçbir izahı olamaz. Gereken neyse yapılacak. Hünkaroğlu'ma haber yolladım zaten, gelecek. Benim alnım ak sultanım. Bu söylediklerinizin hiçbir ispatı yok. Size tavsiyem bu mesnetsiz ithamlarla ulemayı hepten karşınıza almayın. Bir de tehdit mi ediyorsun Müftü Efendi? O zaman benim de size bir tavsiyem olsun. Hünkârımız birkaç güne kadar gelecek. Kendileri gelene kadar zinhar başka bir yanlış işe karışmayın. Ne siz, ne ulema. Aksi halde bedelini oğlunuz canıyla öder.